3 ayda İngilizce öğrendim. Evet biliyorum kulağa çok zor geliyor. 3 ay çok kısa bir süre. Çünkü yıllarını verip hala da bir türlü konuşamayanlar var. Ben de Amerika'ya gelmeden önce 3 ayda öğreneceğim dediğim zaman herkes bunun bana imkansız olduğunu söylemişti. Bu 3 aylık öğrenim derken ben neden bahsediyorum? Benim birebir Amerika'da bir ortamda bulunup ya da bir arkadaşımda bulunup veya telefonda sabaha kadar istediğim konuda konuşabilme seviyesine ulaşmış olmak. O zaman Alex'ten yüksek puan alabilir miydim? Hayır. Bir makale çevirebilir miydim? Hayır. Ama yabancı dizileri yabancı altyazıyla izleyip gayet de güzel anlayabiliyordum. Şimdi altyazısız izliyorum ben. Şimdi direkt İngilizcesini açıp bu şekilde izliyorum. Çünkü o zamandan bu zamana yıllar geçti. Dostlarım İngilizce bilmek Alex'ten yüksek puan almak demek değildir. İngilizce bilmek Amerika'da master yapmak demek değildir. İngilizce bilmek 50 sayfalık bir İngilizce makaleyi Türkçe'ye çevirebilmek demek değildir. Benim için İngilizce bilmek, atıyorum Fox'u, CNN'i, İngilizce'yi yapan bir kanalı açıp haberleri böyle izleyip anlayabilmektir. Bir komedi şovuna, atıyorum mesela Louis C.K. çok gitmek istiyorum bu adamın şovlarına. Gidip izleyip adamı anlayıp gülebilmektir. Bankayla, ne bileyim sigortayla, PayPal'la bir probleminiz olduğunda telefonla saatlerce müşteri temsilcisine probleminizi anlatıp bu problemi çözebilmektir. O yüzden şunu istiyorsanız eğer ALES'tir, Amerika'da master'dır, 50 sayfa makale çevirmektir, akademisyen olmak falandır. Bunu 3 ayda öğrenemezsiniz. Bu farklı. Ben İngilizce konuşmaktan bahsediyorum. Hep ne diyorum? İngilizce bilmeyin. Bilmeye, bu dili bilmek zorunda değilsin. Sadece konuşmayı bil. Konuş. Yani dil kafanda olmasın, dil ağzında olsun. Onu kelimelere dökebil. ALES'ten yüksek puan alıp yol tarif edemeyen biri olacağına ALES'ten puan al ama Sunar Seller gibi İngilizce konuş. Dostlarım şimdi bunun için benim uyguladığım biliyorsunuz bir YYY formülü var. Bir de taklit et formülü var. Şimdi ben tabii ki bu ikisini yaparken bunları böyle formül haline getirmiş, aa bak bunları yaparsam öğrenirim demiyordum. Ben bunları yaptım, İngilizce öğrendim. Yani beni housekeeper olarak bile Work and Travel'a almıyorlardı. Zar zor geldim. Adımı soyadımı zor söylüyordum o derece. Hatta işveren bana iş anlatırken işte ben anlamıyorum. Bir şey anlatıyor mesela. Bilmiyorum diyorum. Bir şey şunu ne yaptın diyor. Anlamıyorum diyorum. Arkadan bıkmıştı artık yani. Sonra İngilizcesi iyi olan bir Türk gelmişti abi. Bunlar dua ediyordu. Allah'a şükür bu geldi artık. Buna söyleriz. Bu da buna çevirir diye. Sonra ne oldu? Ben 3 ay Work and Travel yaptım. 3 ayın sonunda döndüm. Ertesi sene garson olarak Work and Travel yapıyordum. Sonra 3 ayda garsonluk yaptım. Üzerine daha da koydum. Daha da akıcı konuşmaya başladım ve daha hızlı anlamaya başladım insanları. Sonra Erasmus'a gittim. 4 ay Erasmus yaptım. Full İngilizce konuştuk. Biraz da İspanyolca öğrendim. Üzerine daha da koydum. Sonra Amerika'ya bir daha geldim. Bu sefer 4 ay barda çalıştım. İşte burada finale ulaştım. 4 ay barda hiç Türk yoktu şansıma. Bunların hepsinde Türkler vardı. Ama burada hiç Türk yoktu. Full konuştum. Artık yemin ediyorum Türkçe kafamdan gidiyordu. Yani hani böyle Türkiye'de hava atmaya çalışan tipler olur ya mesela bir şey konuşurken ya işte projenin deadline'ı geliyor biz bunu overschedule yapamıyor falan filan böyle araya plaza dili derler böyle kelimeler serpiştir. Onun gibi annemle babamla konuşurken bile düşünün. Düşün o zaman bile kelimenin hep İngilizce aklıma geliyor. Çünkü burada Türkçe kafamdan tamamen gitmişti bu 4 ay boyunca. Sabah kalkıyorum full İngilizce işe gidiyorum bir de ben 70-80 saat çalışıyordum burada. İşte bu seviyenin sonunda en son altyazıyı kapatıp dizi izlemeye başladım. Şimdi dostlarım İngilizcemin geliştiği 4 tane evre var burada. 3 ay Work and Travel, Housekeeper. 3 ay Work and Travel, Garson. 4 ay Erasmus, 4 ay Work and Travel, işte bardayım. Bu süreçlerin hepsinde şu ikisini uyguladım. Daha doğrusu uygulamışım. Sonradan baktım ben nasıl öğrendim ya dedim. Bu ikisi vardı. Bir de Barış Özcan'ın bir videosunu gördüm. Biri gönderdi daha böyle İngilizce öğrenilir mi diye. O da Toko taktiğinden bahsedip şu örneği veriyor. Nasıl oluyor da 20 yıl, 30 yıl İngilizce eğitim alan bir adam iki kelimeyi bazen bir araya getiremiyor ama kapalı çarşıdaki turistlerle konuşan çocuklar Sular Seller gibi konuşuyor. Ya da Antalya'da, Marmaris'te, Muğla'da gidenler görmüştür. Oradaki barmenler senin benim gibi 20'li yaşlarda çocuklar mesela ama Sular Seller gibi İngilizce konuşuyorlar. Hiç eğitim almamışlar. Nasıl oluyor bu deyip çünkü o adamlar korkusuzca konuşuyor. Buraya bağlıyordu. Şimdi ben de kendi tecrübelerime baktığım zaman bu 4 program hatta ilkinden bahsedelim. Bakın Y1 yurt dışı, Y2 yabancı arkadaş, Y3 yabancı materyal yani dizi, kitap, müzik. Ben de bu üçü de fulldü. Yani yurt dışındaydım, yabancı arkadaşlarım vardı ve sürekli yabancı dizi izliyordum, müzik dinliyordum. Hatta şarkıların, hatta o zamanlar şey şarkısı vardı. I hate you, I love you. O şarkıyı ezberlemiştim. Yani bütün sözlerini böyle kağıda dökmüştüm. Şarkıyı açıyordum mesela gece İngilizce çalışıyorsun değil mi? Sen nasıl çalışıyorsun? Am, is, I, aren't, marat. Böyle bir şey yok. Şarkıyı açıyordum abi. A4 kağıdında sözleri var böyle takip ediyordum. Yuvarlak içine alıyordum. Bu neymiş, şu neymiş onları karalıyordum. 50 tane böyle şarkı vardı yavaş yavaş. Bunlardan biri mesela John Legend. I love you. I love me.
böyle bir şarkıydı. Şu olan mesela Dancing Monkey var. O da çok güzel. Böyle anlaşılabilir bütün şarkıları deniyordum. Diziyi full İngilizce izliyordum. Prison Break'i mesela 3-4 kere döndüm. Atakücü 3-4 kere döndüm. Sırf öğrenmek için böyle kelime kelime, detaylı. Yabancı arkadaş desen, yabancı arkadaşlarım vardı. Aşal diye bir çocuk vardı mesela. Onun evinde kalıyordum. Beraber partiliyorduk. Evi taşınması gerekiyordu, ona yardım etmiştim. Böyle arkadaş olmuştuk. Para istememiştim. Çok şaşırmış çocuk. Ya şaka mısın? Sen şimdi benim evimin taşınmasına yardımcı oldun. Bütün gününü ayırdın. Ve ben sana para veriyorum. Hani para sen bu ülkeye para kazanmaya gelmişsin. Ama almıyorsun. Nasıl bir kültür ya falan demiş çocuk. Dedim bizde böyle yani, biz ev taşırız, bir lahmacun söylenir dedim. Lahmacun var mı? Çocuk pizza söylemişti. Ve bu üçünü yaparken konuşuyorum ya. Konuşmam da hep taklit et şeklinde. Yani dizide veya arkadaşımın söylediği bir şeyi dinliyorum. Sonra da onu taklit ediyordum. Örnek vereyim mesela. It is what it is. Türkçesi ne bileyim, bu işler böyle gibi bir şey. Atıyorum. Geçek almışım diyelim ki, $500 para kazanmışım. $100 Amerikan hükümetine gitmiş vergiye. Bu ne ya diyorum, Amerika niye bu kadar vergi alıyor? It is what it is. Yapacak bir şey yok. Böyle. Bunu mesela bir filmde öğreniyorum. Ne anlama geldiğini görüyorum. Nasıl kullanılacağını görüyorum. Yeri geldi mi tak çakıyorum. Bum. Öğrendim. Kafama girdi artık. Ama traditional, normal İngilizce nasıl öğrenilmeye çalışılıyor? Okula gidiyorsun. Hoca bir şey söylüyor. Bu burada kullanılır diyor. Tamam diyorsun. Dışarı çıkıyorsun. Bakkala gidiyorsun. Abi bir sade soda alabilir miyim diyorsun. Bakkal Mehmet amcaya da can I get a club soda please yapamazsın ki. O yüzden öğrenemiyorsun. Ama burada ne var? Yurt dışı var. Zaten İngilizceye maruz kalıyorsun. Her yerde tabelalar, her şey İngilizce. Yabancı arkadaş var. Yabancı dizi, müzik var. Ve bunları taklit edebiliyorsun artık. Çünkü çevrende zaten bunlar var. Şimdi geliyoruz Barış Özcan'ın taktiğine. Koko taktiği. Korkusuzca konuş. Zaten bu mesela biraz utangaç, içe kapanık insanlar için zor. Ben bununla ilgili özgüven videosu da yaptım Berlin'de. Abi yani korkacak hiçbir şey yok ya. Sana yemin ediyorum, ben cime gittiğim salonun hademesinden, bak hademesinden, o salonun müdürüne kadar, o salonda resepsiyonda çalışan çocuğa kadar herkesle bir arkadaşlık kurmuştum. Herkesle bir bağım vardı. Cümlem direkt şuydu. Özür dilerim, kusura bakmayın. Ben İngilizceyi çok iyi konuşamıyorum ama şu konu hakkında bilgi almak istiyorum. Örneğin. Ya da seninle biraz sohbet edebilir miyiz? Ve hatta Marshall's, o evin taşıdığım çocuk, bana şunu dedi. Sen niye özür diliyorsun ki? Sen dedi tek başına 20 yaşında öbür kıtadan bilmem kaç bin mil ailenden uzağa, hiç dilini bilmediğin bir yere gelmişsin. Ve çabalıyorsun. Sen zaten hali hazırda senin bir ülken var. Sen orada bir Türkçe biliyorsun. Orada bir okul okuyorsun. İyi kötü bir işin gücün olacak. Sen ekstra bir şey deniyorsun burada. Sen gelmişsin ve çabalıyorsun. Özür dileyecek bir şey yok. Sadece excuse me de. I'm sorry demene gerek yok. İngilizce bilmiyorum, konuşabilir miyim? Böyle kız arkadaşı var yanında. Bir arkadaş olduk. Zaten bana İngilizceyi o öğretti diyebilirim. Yani çocuk hakikaten tahta vardı onun elinde böyle kocaman. Biyokimya okuyordu. Orada mesela tahtadan tek tek gösteriyor. Bu böyle okunur, bu böyle söylenir, bu şöyle. O söylemişti bana da. We have done'la we did aynı şey. I'm going to go'yla I will go aynı şey. Bunlar kafanı karıştırmasın diye. O salak şeyleri kafamdan attığımdan beri patata 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 öğrendim. Ama onlara, detaylara takılanlar öğrenemedi. Başka kimler öğrenemedi? Yurt dışı şartını yerine getiren, work and travel'a gelmiş şu 3 denememde de, 3 work and travel'ım var ya, bir de Erasmus'um var. Bu üçünde de bu şartları yerine getiren ama yabancı arkadaş edinmeyen, Türklerle takılanlar öğrenemedi. Hatta şunu söyleyeyim. Yurt dışı var. Yabancı arkadaş değil de okula gidiyor mesela. Dil okuluna gidiyor burada. 2 yıldır, 3 yıldır, belki 5 yıldır burada. Hatta dil okulu 16. senede mezun olmuş. Master yapmış, master'ı bitirmiş adamlar bile var. Konuşamıyorlar. Yani illaki derdini anlatabiliyor. Amerika'da günlük konuşması yapabiliyor ama böyle bir Amerikalı gibi akıcı konuşamıyor. Bunun sebebi de şunu atlıyorlar işte. Adamlar full Türklerle takılıyor. Türk'le yatıyor, Türk'le kalkıyor, Türk'le kahvaltı yapıyor, Türk'le işe çıkıyor, Türk'le okula gidiyor, Türk'le gece buluşuyor, Türk'le mandala gidiyor, Türk'le göle gidiyor, Türk'le pikniğe gidiyor. Abicim burayı küçük Türkiye yapmışsın. Bu şekilde öğrenemezsin ki. Senin şunu taklit etmeyi ve korkunçça konuşmayı yapabileceğin bir ortamın yok. İlk başta yurt dışında olacaksın. Sonra o ortamı kuracaksın. Sonra korkunçça konuşursun ya da insanları taklit edersin. Yani olay tamamen şu 3 formülde arkadaşlar. Hepsi de olmazsa olmaz şu İnce bir taktik, bu benim yaptığım bir şey. Gerçekten hani bende çok işe yaradı. Şunu düşündüğüm zaman dedim ki ya bu bir numaralı formül abi. Bir çocuk, 6 yaşındaki bir çocuk, hiç okula gitmemiş mesela. İşte annesi oturup Türkçe dil anlatı falan göstermemiş bir çocuk düşün, 6 yaşında.
Nasıl konuşuyor? Patır patır konuşuyor değil mi? O çocuğu alın. Deyin ki mesela atıyorum ben eve geleceğim. Cümleyi öğelerine ayır deyin. Fiil nerede, özne nerede? Çocuk bunu yapabilir mi? Yapamaz. Ama çocuğa bir şey söyle anlar. O sana saatlerce mesela bir şey, bir masal, bir hikaye anlatır değil mi 5-6 yaşındaki çocuk? İşte o çocuğun Türkçe bilmesinin tek sebebi aha bu. Çevresinde annesini babasını taklit ettiği için. Yani çocuklar 1 yaşında 2 yaşından konuşmaya başlıyor. Abi çocuk sürekli dinliyor. Duyuyor. Bakıyor mesela annesi diyor ki canım su suyu verir misin diyor annesi babasına. Sonra onun su olduğunu anlıyor. Su diyor. Ya da mesela eliyle gösteriyor diyelim ki burada su var değil mi? Örnek veriyorum. Çocuk eliyle gösteriyor. Yapıyor mesela. Su. Su diyor. Annesi söylüyor. O da onun söylediğini taklit ediyor sürekli. Ve çocuk öğreniyor. Detay bilmiyor. Gramer bilmiyor. Dil anlatım bilmiyor ama taklit ederek öğreniyor. Ve çocuklar aynı zamanda mesela Türkçe biliyorsunuz değil mi? Türkçeyi öğrenme. Bir dil öğrenmişsiniz. Oradan yola çıkalım. İlle çocuklar dememize gerek yok. Siz kendi çocuğunuzu düşünün. Aynı zamanda korkusuzca konuşuyorsunuz. Bir çocuğun konuşurken hiç ulan ben dil anlatımda hata yaparım, şunu yanlış söylerim dediğini duydunuz mu? Aksine büyükler ise sen çok konuşma, sen sus, kenarda bekle falan yapar genelde. Ama çocuk evde deli gibi konuşur. Anlatır, bir şeyler anlatır. Artık millet bakar şimdi ebeveynler de tableti veriyor, tamam git ötede oyna, git. Niye? Çünkü korkusuzca konuşuyor, taklit ediyor. Yabancı ama Türkçe konuşulan bir ortamda, çevresinde Türkler var ve Türkçe materyal zaten dizi, müzik sürekli duyuyor. Yani Türkçe uyarladığınız şey neyse, Türkçeyi nasıl öğrendiyseniz, İngilizceyi de öyle öğreneceksiniz. Ben öyle öğrendim. Ben bir dil bilimci değilim. İngilizce öğretmeni değilim ki çok rahat olabilirdim. Sınava gir, ortalama bir üniversiteye git. 4 sene ortalama notlarla mezun ol. KPSS'den ortalama bir puan al, atan. Mühim olan İngilizce öğretmen olmak değil. Abi şimdi ben bakıyorum, ben İngilizceyi böyle öğrenmişim. Çevremdekilere bakıyorum, bilenler, konuşanlar da böyle öğrenmiş. Okulda öğrenenlere bakıyorum, konuşamıyorlar. Türkiye'de 10 yıl, 15 yıl İngilizce eğitim veriliyor. İnsanlar yol tarif edemiyor. Bizde çok berbat dil seviyesi. Go. Yani bu seviyede bizde. Abi bütün bunları görüp de bir çıkarım yapmamak elde değil yani. Olay bu kadar basit. Dostlar 3 ayda İngilizce öğrenmek istiyorsanız benim size tavsiyem Work and Travel olur. AGH olur. Erasmus olur. Isaac olur. Work and Holiday olur. Aurpeer olur. Work and Study olur. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının dışında İngilizce konuşulan bir yere çıkın. Atıyorum bu Sırbistan'da olur. İnsanlar Sırpça konuşuyordur ama sizin İngilizce konuşacağınız birileri olsun ve mümkünse o kişiler Türkçe bilmesin. Türkçe bilmesin ki sen her sıkıştığında Türkçe'ye dönme. Çünkü herkesin meali vardı işte. Ben çıkacağım. Türk arkadaşlarla aynı eve çıkacağız. Yurt dışındayız ama aramızda İngilizce konuşacağız. İşte o hiçbir zaman gerçekleşmez. Herkes öyle der ama bir yerden sonra Türkçe'ye dönersin. Bir bakmışsın 3 ay geçmiş, 5 ay geçmiş dil öğrenemeden, derdini anlatamadan bu diyardan göçüp gidiyorsun. Tavsiyem size budur dostlarım. Olay bu kadar basit. Bunların hangi biri sizde yoksa diğerini güçlendireceksiniz. Örnek veriyorum. Yurt dışı yok. Çıkamıyorsun. Paran yok. Ya da ailen izin vermiyor. O zaman yabancı arkadaş edineceksin. Skype'tan, Facebook'tan, TikTok'tan neresi varsa yabancı dizi müzik izleyeceksin. Elini konuştan yok. Şu an eğer bu video erişimin varsa YouTube'a tıklayıp beni izleyebiliyorsan demek ki YouTube'a tıklayıp yabancı içerikte izleyebilirsin, dinleyebilirsin. Taklit edeceksin. Çevrende yabancı arkadaşlar taklit edeceksin. Yabancı arkadaşlar edeceksin, onlarla konuşacaksın. Hadi hiç edinemedin. Bunu da yaptım ben. Yemin ediyorum yaptım. Duvara karşı konuşacaksın. Gideceksin kendi kendine konuş. Sokağa çıkacaksın kendi kendine. Kafanda iki karakter oluştur mesela. Birisi Jack olsun, diğeri Sylvia olsun. Bu ikisi bir yerde tanışmış olsun. Kafandan onları konuştur. Örnek veriyorum, bunu ben yapmıştım. Bilmem şimdi deli falan dersiniz ama bende işe yaradı. Korkusuzca konuşma. Zaten bu özgüven eksikliği hisseden arkadaşlarda, utangaç, içe dönük arkadaşlarda biraz zor oluyor. Ama emin olun konuştukça açılacaksınız. Bu kademe kademe. Konuşamıyorum, hata yaparım diyorsunuz. Bir başlıyorsun, bir tık daha, bir cümle daha, bir cümle daha derken bir bakmışsın konuşuyorsun dostum. Bu karantina günlerinde beni takip edenlere, kemik kitleye nasıl faydalı olabilirim dedim. Aklıma İngilizceyi nasıl öğrendiğimi anlatmak geldi bir kez daha. Umarım bu video faydalı olmuştur. Dostlarım YouTube'a çok video gelmiyor. Bunun sebebini size söyledim. Ben YouTube'u zaten para kazanmak veya bir iş olarak yapmıyorum. Bu benim hobim. Antrenmana gitmek gibi ki şu an gidemiyoruz ama kaykay kaymak gibi bir hobi. Kazancımı da göstereyim çok merak edenlere. Sürekli soruyorlar abi ne kadar kazanıyorsun, ne kadar kazanıyorsun diye. Bakın. Son 28 gün $112. Yani $112'ı biz öğlene kadar 15-20 tane ürün satsak zaten kazanıyoruz.
Derdim burada para değil. Benim derdim ne? Sen bu videoyu izle. Benim diğer videomu izle. Motivasyon al. Yapabileceğine güven. Çünkü hep şunu söylüyorum. Bu dili ben 3 ayda öğrendiysem, ben sonuçta başka bir galaksiden gelmedim değil mi? Ben öğrendiysem sen de öğrenebilirsin. Bu motivasyonu al, bu düşünceye bürün, bir şeyler başar ve bana sonra mesaj at. Ben de o mesajı Instagram'da bakın Purpose sekmesi var. Burada şimdi internet yavaş olduğu için tek tek göstermiyor ama benim videolarımı izleyip bir şeyler başarmış herkesi buraya koyun bakın. Geçen bir arkadaşımız beni mesela şey yapmış, ekran fotoğrafı yapmış. Çim biçtiğim bir fotoğrafı koymuş. Altına da kamera sürdüğüm. Ve çok çalışırsan bir gün buralara gelebilirsin temalı. Böyle şeyler de beni motive ediyor. Benim sizden tek isteğim bir şeyler başarın ve sonra bana mesaj edin. Abi senin videonu izledim. Şu yönde ilerledim ve şunu yaptım diye. Bu bana en büyük teşekkür ve aynı zamanda motivasyon olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.